Elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Afiyet olsun. Ne oldu? Cevap vermiyor mu? Telefonu kapalı. Buyurun. Sağ ol kızım. Niye kapattı anlamadım ki. Alayım Zeynep. İşi çıktı herhalde. Buyurun efendim. Onun adına ben özür dilerim Cem. Ne olacak? Önemli değil de... Sakın kötü bir şey olmasın. Filiz herhalde. Nerede kaldın kızım? Cem'e çok ayıp oldu. Tamamen aklımdan çıkmış. Kusura bakma Cem, ne olur. Kafam o kadar karışık ki. Önemli değil Filiz. Zor günler geçiriyorsunuz. Senin gözlerin mi kanlanmış? Bütün gün bilgisayara bakarsa olacağı bu tabii. Şu hisse meselesi bizi mahvetti. 3 kuruşluk herifin başımıza açtığı işlere bak. Dünya onların dünyası. Ucuz mahalle delikanlısı bizi ne hale getirdi. Anne, bu konuları Cem'in yanında konuşmamız şart mı? Cem yabancımız değil. Bakın ne diyeceğim. Verelim parasını, kurtulalım şu heriften artık. Keşke o kadar kolay olsa. Bu kadar nakdi bulmanın imkanı yok. Söylemek istediğim, kabul ederseniz size yardım etmek istiyorum. Nasıl yani? İhtiyacınız olan parayı vermek istiyorum. Borç olarak tabii. Bence bu doğru değil. Bu bizim aile meselemiz. Karışmamalısın. Kabalığın lüzumu yok Filiz. Cem aileden sayılır. Evet. Annem doğru söylüyor. Cem, bunu düşünmen bile hoş. Siz yine de bir düşünün derim. Geç oldu. Ben artık gideyim. Dur, ben seni geçireyim. Görüşürüz Cem. Görüşürüz. 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 İnanmıyorum ya. Cem yardım etmeyi teklif etti ve sen geri çevirdin. Sonuçta Cem yabancı biri. Hem bunu babam da istemezdi eminim. Senin bu inadın var ya Filiz. Ne oluyorsunuz çocuklar? Sesinizi alçaltın biraz. Elif uyuyor. Ya bir kere biz geri ödeyemeyeceğimiz bir parayı nasıl kabul ederiz? O da doğru ya. Harika. Tebrik ediyorum Filiz Hanım. Bu gururlu, bu mağrur tavrınızı yarın Yılmaz Bey'in karşısında da sergilersiniz umarım. Şşş. Filiz dur kızım, konuşalım. Hiç bana bakma. Filiz'in yaptığı iş değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.